Bir dönem İngiltere ne derse biz onu yapardık. O sonra Almanya ne derse biz onu yaptık. Sonra Amerika ne derse biz onu yapıyorduk. Şimdi niye yapmıyoruz peki? 1998 yılına gelindiğinde Erbakan Hoca küresel çete tarafından darbeyle tehdit edilerek indirilmişti. Doğru Yol Partisi'nin milletvekilleri satın alınmış ve azınlık o hale geldiği için iktidar düşmüştü. Küresel çete Şambala'nın bir şövalyesi olan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Mark Rosman Türkiye'ye bir talimatla geldi. O talimat şuydu. Türkiye'nin güneydoğusunu Türkiye'den ayıracağız. Evet. Buna karşılık Türkiye'ye daha önce Azerbaycan'ı ikiye bölüp güneyini İran'a vermiştik. Şimdi Güney Azerbaycan'ı İran'dan alıp size vereceğiz diye talimatladılar. Nereden çıkarıyorsun bunu? Elbette devlet sırrı olarak kaldı. Basına yansımadı. Ama o toplantıya gel şurada fikrini söyle ne düşünüyorsun diye Enver Paşa hayranı zapt edilmez bir Türk milliyetçisi arkadaşım o toplantıda olup biteni bana anlattığı için haberdar oldum. Ferda hanımefendi kızım. Türk devleti parça parçaydı. Yekpare bir devletimiz yoktu. Sultan Süleyman döneminden itibaren bu devlette parçalanma başlamıştır. Bizim devletimiz yekpare değildi ama o devletin içinde daima 2000 küsur yıllık kadim devlet aklı kadroları hep var olmuştur. Ama mağlup olduğumuz için, yanlış yaptığımız için, vesayet altına girdiğimiz için, devleti ve vatanı ve milleti var edebilmek adına o devlet yapısı içerisindeki milli kadrolar diğer paralel parçalara tahammül etmek mecburiyetini hissetmişlerdir. Son sözü onlar söylemiştir. Bizlerin beklentisi vatana ve devlete dokunmasınlar da ne olursa olsun şeklinde idi. 1998 sonu itibariyle küresel çetenin şövalyesi, Pentagon'un adamı Türkiye'ye böyle bir sınır değişikliği dayattığında artık bizim milli kadrolar yo deniz bitti buraya kadar dediler. Bizim bugüne kadar sizin vesayetinize tahammül etme sebebimiz zaten sizin bize zarar vermemeniz içindi dediler. Ve mecburen küresel aktör, merkez ülke Türkiye stratejisine evrildiler. O tarihten itibaren devletin içindeki paralel yapıların tasfiyesine karar alındı. Savunma stratejileri açısından güçlenebilmek ve zaman kazanabilmek ve maddi ve ekonomik açıdan kalkınma cana gelebilmek için bir döneme girildi. Ve ondan sonraki dönemde Türk siyasetini Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetiminde tüm insanlara hitap edecek bir kitle partisiyle ve onun karşısına da dört milli adamı oturtturdular. Deniz Baykal, Devlet Bahçeli, Necmettin Erbakan ve Muhsin Yazıcıoğlu. Böyle bir siyaset kurgusuyla 2000 yılı sonrasında devam etmeye başlamıştık. İşte bu sebepten ötürü 1998 bizim devlet aklımızın kesin bir tercih yaptığı yer olmuştur. Çıtayı da